burada. Ya kardeşim nereye koydunuz bu adamı anlamadım ben bak. Yengen uyanmadan benim odada olmam lazım İskoç. Burada. Ne oldu? Dayıcığım herif konuşmuyor. Aldığımdan beri istikrarlı olarak dövüyorum ama konuşmuyor. Konuşmayacak. Abi yerini söylediğim an beni öldüreceksiniz diye abi. Niye konuşayım şimdi? Nasıl buldunuz siz bu herifi? Hani çıkmıyordu evinden? Ya bulduk işte sorma. Bulduk bir şekilde bulduk. Turgut. Efendim dayıcığım. Niye bakmıyorsun oğlum bana? Bakıyorum dayıcığım. Ulan var ya bak sizin bir karın ağrınız var. Bana söylemiyorsun. Takip mi ettiler lan sizi? Yok. Bir vukuat mı oldu? Valla biz değil de seni takip etmişler galiba. Vay be. Otelin çamaşırhanesi ha. Çok iyi fikir. Bak stres yok dedi sana doktor tamam mı? Doktor bunu kendisi söyledi bak. Senin şu anda yatağında uyuyor olman lazım. Aslan sen beni stresten uzaklaştırmak için doğuma hazırlık kampına getirdin. Ve burada birini mi öldüreceksin? Öldürme yok. Düz konuşturmak var. Yok önce konuşturacağız sonra öldüreceğiz. Tamam belli ki döve döve konuşturamamışsınız adamı. Bırakın ben gireyim içeriye. Nerede bu adam bir göreyim bir. Dayıcım yengem haklı. Bu Behram'ı almıştık ya. Ben herife öyle bir dövdüm ki. Yani bir herife çift yumruk atılır mı ben attım. Ama konuşmadı. Sonra yengem geldi. Herifin ruhuna girdi vallahi. Oğlum sen hayırdır yengenin reklamcılığını mı yapmaya başladın? Ne konuşuyorsun oğlum? Yok dayıcım o şekil değil yani ben o gün aklıma geldi de. Yani dayıcım böyle bir şekil yok ama. Ben sana seni beni geç. CIA gelse, FBI gelse yengemin elini öper gider. Lan gevezelik etme. Gevezelik etmiyor. Doğru düzgün bir cevap veriyor, dürüst davranıyor. Benim bu adamı konuşturmama ihtimalim yok. Biraz alçak gönüllüyüz biz de. Ya kusura bakma Aslancığım da yani bizim de psikoloji CV'miz hiç fena sayılmaz. Ayrıca bu belirsizlik beni çıldırtıyor. Beni asıl strese sokan şey bu. Ya izin verin gireyim mi içeriye bir bakayım adamın bir gözüne yüzüne. Ondan sonra rahat edeyim. Bir saat. İki saat. 45 dakika. Bir buçuk saat. Yarım saat. Tigili Bey, yağmurla nasıl dellendi? Düğünde saldırı olacak diye karadulların canına okuyor. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Bir söylesenize bana. Sen ne kıkırdın? Bir şey yok ama bir şeydir. Yapıyorum ya. Bugün düğün alışverişinde kızına mı çeyiz düzdü, kendine mi belli değil. Mani dönemindeymiş Ellam, olan anamın manileri oldu. Burada da devi yenge mafya modunu açtı. Ne yapıyorsun lan sen? Fındıklı un kurabiyesi tarifi bakıyorum. Ne? Ya İskoç fındıklı un kurabiyesi tarifi bakıyorum ya canım çekti Allah Allah. Çekemez mi? Allah Allah. Bakıyorsun. Neden öfkelisin? Öfkeli falan değilim ben. Sadece akıllıyım. Babür'ün yerini biliyorum evet. Ama söylemeyeceğim. Çünkü söylersen beni öldürürsünüz. Hayır öfkelisin. Sadece bunu saklamak istiyorsun. Saçmalıyorsun. Bana bak. Oğlum psikoloji senin sandığın gibi bir şey değil yani iyi bir şey. Tamam. Bak bu kız... Anlatabildim mi? Ne bakıyorsun ya? Bana bak. Bağırma senin kaşını gözünü
Değil mi ha? Bak terapi merapi şimdi ben dinlemem ha. Bağırma. Aslan. Sakın ha. Aslan tamam. Ferman. Ya da çeyrek mi demeliyim? Öyle diyorlar sana değil mi? Çeyrek. Neden öfkelisin? Öfkeli falan değil. Aslında çok normal biliyor musun? Bu duyguları hissetmem bence çok normal. Hangi duygular ya? Sen bana onu bir anlatsan hangi duygular? Biraz önce Cihan yukarıda anlattı her şeyi. Yaşadığın her şeyi biliyorum. Neler olup bittiğini biliyorum. Neden isminin çeyrek olduğunu biliyorum. Neden korktuğunu biliyorum. Ben hiçbir şeyden korkmam tamam mı? İnsanlar benden korkar. Ben senden korkmuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen çeyreksin. İnsanlar kendilerini illa da konuşarak ifade etmezler. Bazen gözler de çok fazla şey söyler. Senin gözlerin şu an bağıra bağıra ben korkuyorum diyor. Ben hiçbir şeyden korkmam dedim sana. İnsanlar benden korkar. O zaman neden sana çeyrek diyorlar ha? İnsan korktuğu birine çeyrek der mi? Diyorlarsa da karşılığını alıyorlar. Mesela? Ne karşılığı alıyorlar? Mesela ne yaptın bugüne kadar? Şu ana kadar ne yaptın? Ben seni anlıyorum ama neler yaşadığını biliyorum. Nelere ihtiyaç duyduğunu, terk edilmişliklerini, fark edilmemişliklerini. Senin için üzülüyorum biliyor musun? Hiçbir zaman tam olamamışsın ki sen. Hep böyle çeyrek kalmışsın. Sen hiç bilmiyorsun. Ben her şeyi biliyorum. Çeyrek. Şu an aslandan ne kadar korktuğunu çok iyi biliyorum mesela. Bütün gözlerin üstünde olmasından ne kadar korktuğunu, korkmaktan bile ne kadar korktuğunu çok iyi biliyorum. Korkmuyorum! Hiç tam olamamışsın ki sen. Hep çeyrek kalmışsın. Şu hayatta bir kişi bile seni ciddiye almamış. Hayatın boyunca hep beceriksiz, kifayetsiz. Hep kaybeden kişi olmuşsun. Hiç kimseyi gerçekten korkutamamışsın. Hiç kimsenin gerçekten canını yakamamışsın. Ne can yakması? Ben kendi ailemi ateşe vermişim lan. Sakarya'da kendi ailemi ateşe verdim. Yaktın lan hepsini cayır cayır. Daha bir sene olmadı. Sen ne anlatıyorsun bana? Korkmuyor musun benden? Korkma. Korkma. Ben istediğim zaman benim istediğim kadar korkarsın. Lan şş, bana bak. Oğlum, hani senin ailen yoktu? Hani seni ailen çöpe atmıştı küçükken, bebekken? Bu adamın söylediği her şey yalan. Öyle ailesinin onu çöpe attığı, yok yetimhanede büyüdüğü falan külliyen yalan yani. Hep kandırıyorlar beni ha. Ya yalan, dolan, oyunculuk falan. Anlamıyormuş bir şey. Hep kandırdılar, yine kandırdı işte. Şu ***'lüyüm ben ya. Ya dur lan, ha? Dur. Dur. Söylemeyecek işte bu Babür'ün yerine. Ya kardeşim bak, Babür'ün yerini söylemeyecek ama bak, bak herif bülbül gibi konuşuyor tamam mı? Bizim işimize yarayacak şeyler söylüyor. İskoç, bu geçen sene ailesini yakmış Sakarya'da. Ondan sonra da bütün evi komple ailesiyle beraber ateşe vermiş tamam mı? Bir araştır bakalım onun aslı astarı var mı? Bir de bu faili meçhul olması gerekiyor bu işin. Bana gel haber ver tamam mı? Tamam aslı. Tamam. Bana hırslı adam lazım. Hırslı adam işime yarar. Sen de konuşturacaksın bunun en çok neye hırsı var gelip bana söyleyeceksin. Ne oldu? Hani beni odama gönderiyordun. Düşünüme. İşin düştü bana değil mi? Stres yok. Stres tamam. Yok. Hadi bakalım. Var hani ki.